hepinize merhabalar. Bundan sonra magazinin gündemiyle her hafta Ekran Haber'de ben Ataberli karşınızda olacağım. Gündem çok yoğun, gündem çok sıcak ama önce sizden bir ricam var. Lütfen hemen aşağıdan Ekran Haber YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bizi de Ekran Haber sosyal medyadan takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Artık magazinle karşınızdayım ve magazin gündemi bu hafta gerçekten çok ama çok yoğundu. Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Ramazan Demir, aşk üçgeninin tüm detaylarını sizlere bugün anlatacağım. Bu ilişkiye onlardan başka sevinen var. Demet Akalın'ın attığı tweetleri de sizlerle paylaşacağız. Bir güzel haber de Beyazıt Öztürk'ten geldi. Bildiğiniz gibi eskiden Beyaz Şov bütün gençlerin kalbini çalan o çekime katılmak için hepimizin otobüslerle tıklım tıklım binip gittiği bir programdı. Beyazıt Öztürk'ten de güzel bir müjde geldi. Size ondan da bahsedeceğim. Ve bu hafta Şanlıurfa'da Yavuz Bingöl'ün konseri iptal edildi. Büyük bir izdiham yaşandı. İzdiham dolayısıyla iptal edilen konserden sıcak görüntüler ve Yavuz Bingöl'ün de açıklamalarıyla sizi baş başa bırakacağım. Bitti mi? Bitmedi. Gündemimizde daha çok konu var. Tabii biz bu kadar gülüp eğlenirken bir üzücü haber de sanat camiasından geldi. Programımızın sonunda o haberle bitireceğiz. Eğer siz hazırsanız, bize de kanalımıza, Ekran Haber'e abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz Bomba Magazin gündemine başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkın'ın dizisinde inanılmaz bir aşk hikayesini bize anlattılar. Çoğu kişi de acaba bu aşk gerçekte yaşanır mı? Yaşanacak mı diye soruyordu. Bunların en büyük soranlarından biri de Demet Akalın. Zaten onun tweetlerine de geleceğiz. Tabii ki de bu sırada Afra Saraçoğlu'yla bir başka Mert, Mert Yazıcıoğlu'nun devam etmekte olan bir ilişkisi vardı. Bu üçlü aslında çok birbirlerine yakındı. Beraber tatillere gittiler, beraber projelerde de yer aldılar ve her zaman bir Mert, diğer Mert'i arkadaşım, kardeşim, kankam diye savundu. Ama işte bu sektör böyle. Dikkatli olacaksın. Elinden alıverirler. Afra da yeni dizi aşkına Yalı Çapkın'ıyla kavuşmuş oldu. Ve Yalı Çapkın'ın dizisinde öyle bir sahne var ki resmen bu aşkı bize çok önceden ifşalamış. Çeyizini, bikinlerini koymayı unutmadın değil mi? Deriz belki bir gün beraber. Mert Ramazan diyor ki çeyizine bikinilerini koymayı unutmadın değil mi diyor. Gideriz belki bir gün beraber diye dizide yaşanan bir replik. Ve işte biz bunun gerçeğe nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Afra ve Mert mayosuyla bikinisiyle gittiler Bodrum'da dudak dudağa yakalandılar. Artık zaten aşklarını da kimseden saklamıyorlar. Gelelim konumuzun devamına. Bir sonraki VTR'mizde Afra, Mert ve bir diğer Mert aşk üçgeni zaten gördüğünüz gibi söylemiştim. Normal şartlarda efendim bu üçü çok iyi dosttu, kankaydı. Afracığımız ilk önce Mert Yazıcıoğlu'yla denedi. Uzun da süren bir ilişkileri oldu. Bakın efendim görüyorsunuz Bodrum'da geçtiğimiz yaz görüntüleri Mert'le Afra'nın. Şimdi bu görüntülerde bu sezondan yani geçtiğimiz haftadan Afra ve Mert Ramazan Demir'in görüntüleri. Yani zaman farklı, mekan aynı, kişiler de farklı efendim. Bilmiyorum, ben yorumu size bırakıyorum. Bu aşk üçgeni sizce kafanıza yattı mı, mantıklı mı, yoksa böyle bir dostluk nasıl aşka dönüştü? Bu ikili, hangi ikili bu olayları nasıl atlatacak? Gerçekten ben vicdani olarak bu konuda pek fazla yorum yapamıyorum ama sizler Ekran Haber'in hemen aşağısında bulunan yorum tuşuna basarak bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Bir sonraki magazin programımızda da o yorumlardan bazılarını sizler için de ekrana getireceğim. Bakalım şimdi zamanında Mert Yazıcıoğlu Ramazan için neler söylemiş, bir ona kulak verelim. Mert de arkadaşımız zaten biliyorsun. Evet, sizin de ortak arkadaşınız değil mi? Arkadaşım. Yani şu hiç öyle şeyler yok. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Evet, ne kadar üzücü, ne kadar acı.
aşk dedikodularını soruyor bu abi aslında burada. Bu dönemde arkadaşlar sevgili Mert Yazıcıoğlu'yla Afra büyük bir aşk yaşıyor. Gazetelerde, magazinde hep onları görüyoruz. Ama tabii ki burada diyorlar ki partnerimizin Yalı Çapkını dizisinde Afra'yla aşk yaşadığı konuşuluyor. Ne diyorsunuz diyor. Tabii ki de Mert Yazıcıoğlu burada o dönemki en iyi kankası Mert Ramazan Demir'i öyle bir savunuyor ki. Öyle bir şey yok. Biz arkadaşız. İlişkimiz de çok iyi gidiyor. Öyle şey olmaz diyor ama maalesef Mert'cim geçmiş olsun. Senin adına üzüldük. Biz üzüldük ama kim sevindi dersiniz? Bu olaydan tabii ki Demet Akalın yorum yapmazsa olmazdı. İşte Demet Akalın'ın tweet'i. Ya yerim sizi, nasıl güzelsiniz Afra ve Mert. Demet abla sana ne oluyor? Daha oyuncular bu kadar mutlu değil. Demet Akalın magazin bu haber çıktığı anda hem Twitter'dan hem Instagram'dan inanılmaz yorumlar attı. Çünkü o çok iyi bir Yalı Çapkını dizisi izleyicisi. Ben de onu biliyorum. Gerçekten bu aşkın olması için her gerekeni yaptı. Hem yorumlarda hem de tweetlerde. O yüzden tebrik ediyorum Demet abla. Buradan da muradına erdin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum senin için. Ve şimdi sizi geçen yıl Afra Saraçoğlu'nun doğum gününe götürüyorum. İşte asıl her şeyin başladığı, her şeyin de ifşa olduğu nokta burası. Bu kare, bu görüntüler bize çok şey anlatıyor. Neden mi? Gelin bir inceleyelim. Bakın, Afra doğum günü pastasını üfleyecek. O zamanki sevgilisi Mert Yazıcıoğlu bakar mısınız? Ne kadar tatlı bir çift gibi gözüküyor değil mi? Ama burada kim var? Yalı Çapkını'nın yakışıklısı Mert Ramazan Demir var. Afra bir an role kaptırıyor kendini. Çünkü dizide sevgililer oldukça fazla beraberler. Şu elin hamlesine bakar mısınız? Neredeyse sevgilisinin yanında Mert'in elini tutacak. Tabii ki Ramazan'ın. O sırada işte o bakışlar geldi. Bu can alıcı bakışlar. Seni çok iyi anlıyorum Mert. Gerçekten. Burada Mert her şeyi anlamış. Bakar mısınız? Resmen diyor ki ulan diyor ne yaptık? Bunlara çok mu yüz verdik? Bunlara dizide çok mu tolerans tanıdık? Buradan sonra da zaten işler sarpa sarıyor ve ikisinin ayrılığı geliyor. Bu Mert Yazıcıoğlu kardeşimiz Dilan Deniz Çiçek'le başka bir aşka yelken açıyor. Bu sırada da tabii ki olan kendisine oluyor. Afra'da Mert'le yepyeni bir ilişkiye adım atıyor arkadaşlar. Geliyoruz bir sonraki magazin haberimize. Yavuz Bingöl Şanlıurfa'ya konser vermek için gitti ama konsere katılan izleyici sayısı sadece 8 oldu ve 8 kişilik konser ileri bir tarihe ertelenmek durumunda kaldı. Ben aslında saydım 8'den fazla kişi var ama teyit etmek için bilgi kaynaklarına ulaştığında çoğunun set çalışanı, konserdeki çalışanların akrabalarının olduğunu öğrendim. Yavuz Bingöl'ün konseri de Temmuz'dan sonraya kaldı diyebiliriz. Yavuz Bingöl'ün konseri de Temmuz'un ilk haftasına kaldı. Bakalım Yavuz Bingöl bu konu hakkında neler söylemiş, bir dinleyelim efendim. Sevgili arkadaşlar, selamlar. Urfa konserimizi bayram sonrası Urfa'da valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikle telafi edeceğiz. Güzel bir konser yapacağız. Bayramdan sonra Urfa'da görüşmek üzere. Hepinize selam sevgiler sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Vallahi ne diyelim Yavuz abi, geçmiş olsun. Umarım Temmuz ayında konser salonu, konser alanı tıklım tıklım dolar. Geliyoruz bir sonraki haberimiz. Tabii ki de Beyaz Şov. Merakla beklenen, çok ama çok özlenen, benim jenerasyonumun olmazsa olmazlarından Beyaz Şov. 4-5 yıllık aradan sonra bu yaz yeniden başlıyor. Beyazıt Öztürk de bunun müjdesini kendi Instagram hesabından verdi. Gerçekten memleketçe, ülkece şu özlediğimiz günlere geri dönmek istiyorum. Belki de Beyazıt Öztürk bu kıvılcımın başlangıcı olur. Ben çok seviyordum. Bakın Beyazıt Öztürk'ün kendi tweet'i. Ben de özledim, ben de diye bir yorum attı. Onun haberini magazinleştiren, magazine düşüren sayfanın altına. Yani bu yaz Beyaz Şov'u izleyeceğiz. Umarım Beyaz Şov'da hepimize biraz daha mutluluk ve heyecan getirir diyelim. Hep güldük, eğlendik. Bir de kötü haberimiz var maalesef.
MFÖ Masar Fuat Özkan'ın sevgili Özkan Uğur'u uzun zamandır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu ve geçtiğimiz günlerde maalesef durumu ağırlaştı ve kendisi entübe edildi. Şu anda sağlık durumunun stabil olduğunu biliyoruz ama bizim sosyal medyada gördüğümüz ne var en çok? Birinin ölüm haberi, birinin vefat haberi. Bundan en çok Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i çekmiştir. Adını her hafta öldürdüler. Her hafta Twitter'da Çaycı Hüseyin vefat etti. Çaycı Hüseyin vefat etti. Masar Fuat Özkan grubunda Özkan Uğur için de dün Twitter gerçekten çalkalandı. Vefat haberleri, başsağlığı, taziyeler derken sevgili akrabası Özlem Hanım'dan bir açıklama geldi konuyla ilgili. Ve çıkan bu üzücü haberlere Özlem Hanım'dan hemen bir cevap geldi. Özlem Hanım attığı tweette bir saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müşteri olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz dedi. Dün çıkan Özkan Uğur'un vefat haberlerine karşı. Buradan bir kez daha acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur ve bizlerle beraber yepyeni şarkıları, yepyeni projelerini ekranlarda, müzik setlerimizde, kulaklıklarımızda yeniden o güzel sesini duyarız. Özkan abi diyorum. Bu haftalık Ekran Haber magazin ekranından aktaracaklarım sizlere bunlar. Önümüzdeki hafta yepyeni gelişmelerle, güncel haberlerle, güncel magazin detaylarıyla sizlerle beraber yine Ekran Haber'de olacağım. Ama tabii ki kaçırmamanız için, güncel haberleri kaçırmamanız için yapmanız gereken önemli bir şey var. Şu hemen aşağıda Ekran Haber YouTube kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da Ekran Haber'i takip ederek en son güncel haberlere, en iyi videolara ve yepyeni içeriklere ulaşabilirsiniz. Ben Ataberli, Bir Magazin Ekranı programının da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın efendim. Haftaya görüşmek üzere.